Konak Meydanı'nda, Vilayet Konağı'nın biraz çaprazında tüm sağlık meslek örgütleriyle beraber Tıp Bayramı'nda toplum sağlığına yönelik ve sağlık çalışanlarının haklarına yönelik taleplerimiz, Türkiye'deki sağlık ortamına ilişkin görüşlerimizi açıklayacağımız bir basın toplantısıyla, basın açıklamasıyla başlayacak. Uygun olan tüm meslektaşlarımızı bu açıklamaya bekliyoruz. Odamızın bu etkinliğine katılımları, destekleri bize çok büyük bir güç verecektir. Evet, pandemi koşullarındayız. Evet, dikkat etmemiz gerekiyor birçok şeye. Uygun olan gelebilecek meslektaşlarımızla taleplerimizi, görüşlerimizi güçlü bir şekilde açıklamak istiyoruz. Yaklaşık 10 gün kadar önümüzde bir 14 Mart etkinlik programımız var. Bugün kıymetli hocamız Süleyman Hoca'nın hakikaten büyük bir itinayla, büyük bir titizlikle hazırladığı, bence akademik değeri çok yüksek bir sunumuyla başlayacağız. Başka etkinliklerimiz de olacak. Örneğin sağlık çalışanlarına yönelik pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanları için Bostanlı'da bir anıt Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle pazartesi günü açacağız. Cumartesi günü keza önce gene kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anmak için denize karanfillerimizi bırakacağız. Ve sağlık çalışanlarına vefa murali diyeceğimiz Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin duvarlarına yapılan dev anma resimlerini açacağız. Cuma günü keza gene sağlık çalışanlarına saygı hatıra ormanına hep birlikte ağaç dikeceğiz. Başka gene kültürel, sanatsal birçok etkinliğimiz olacak. Bugün özellikle hekimliği konuşacağız. Hekimliğin geldiği noktayı, özellikle son yıllarda, 2000'li yıllardan sonra bu gelişen küreselleşme ve küreselleşmenin giderek sağlığı bir ticari faaliyet haline getirmesi, endüstrileştirmesi adeta. Bunun gölgesinde tıp ve hekimlik nereye gidiyor? Bu konulara birlikte cevap arayacağız. Süleyman Hocam gerçekten çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Ben de güzel bir toplantı olacağını inanıyorum. Ve sözü hocam Profesör Doktor Süleyman Kaynağ'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben sevgili başkanımız Lütfi Çamlı'ya gerçekten bu dönemde İzmir Tabip Odası çok ilginç bir döneme denk geldi Lütfi hocamızın başkanlığı. Çünkü pandemiyle başladık ve pandemiyle hala devam ediyoruz. Bunun üzerine bir İzmir depremi geçirdik. Onun ötesinde pek çok günlük sorunlarla adeta mücadele ettik, boğuştuk. Ama her zaman ön planda Lütfi Çamlı hocamız gerçekten 24 saatini İzmir Tabip Odası'na ve hekim arkadaşlarımızın sorunlarına ayırdı. O nedenle ben hem kendisine hem de yönetim kuruluna teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi paylaşabilirim galiba, değil mi? Tabii ki hocam, paylaşabilirsiniz. Evet. Evet, şimdi slaytlarımız görünüyor zannediyorum. Evet, tabii ülkemizde hekimlik ve tıp nereye gidiyor başlığını koyduk ve bununla ilgili olarak da bu konunun birçok yönünü ele alacağız. Aslında toplumun her kesimini ve her bireyini ilgilendiren sorunlar, ama öncelikle tabii bu mesleğin doğrudan doğruya içinde olanlar ve çevresindeki insanlarımız bunları yaşamakta.
Bugün biliyorsunuz Türkiye'de ilk COVID hastasının görüldüğünün Sağlık Bakanı ağzından ilan edilişinin tam birinci yılı. Yani 10 Mart 2020'de gece yarısı Sağlık Bakanı Türkiye'de dışarıdan gelen bir olguda COVID tespit edildiğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu ve olacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ve aradan tam 365 gün geçti ve o günün yıl dönümündeyiz. Ve bugün itibariyle enfekte sağlık çalışanı sayısı yaklaşık 120 bin civarında. Ve sağlık çalışanlarının %57,4'ü enfekte. Aslında bu çok önemli bir rakam ve her 10 COVID-19 olgusundan birisi sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları en az 10 kat yüksek hastalanma riski altında ve 380 sağlık çalışanını bu süre içerisinde yitirdik ve kaybettiklerimiz her 74 kaybımızın birisi sağlık çalışanıdır. Hem emek verenlere hem hayatını kaybedenlere gerçekten çok minnet doluyuz. Özellikle bu uğurda bütün günlerini veren, ailesinden uzakta kalan, sevdiklerinden uzakta kalan ve bütün mesaisini bu bir yıl boyunca hastalarına ayıran bütün meslektaşlarımıza saygılarımı sunarak başlamak istiyorum ve hayatını kaybeden meslektaşlarımızın da anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Tabii 194. yıldayız. Neyin 194. yılı? Aslında örgün tıp eğitiminin başlangıcının 194. yılındayız ve bu hep böyle tıp bayramı diye anılıyor. Ama bayramlar aynı zamanda bir hesaplaşma da getiriyor, bir hesaplaşma günü de. Yani neredeyiz, nasılız buna bakmak için de bir gerekçedir bayramlar. O nedenle burada benim maddeleştirdiğim alanlara böyle hızla bakacağız. Önce biz kimiz? Türkiye'de ve dünyada tıp eğitimi ne durumda? Mezuniyet sonrası eğitim ne durumda? Burada biz ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Hekimliğin son dönemdeki değişimleri, hasta memnuniyeti dediğimiz hadise nedir? Hasta odaklı tıp nedir? Hekimlikte tükenme sendromu gerçek midir? Ve nihayet sağlıkta şiddet dediğimiz son derece can yakıcı konulara değinerek ilerleyeceğiz. Önce biz kimiz dediğimizde, bakın burada tıp fakültesi öğrencilerinin birazcık da böyle ironik olarak yazmış oldukları bir yazıyla başlayayım. En uzun eğitim burada. İşte aksiyonsuz yaşayamam, el yazım okunsun istemedim, işte canım tuz çekti gibi böyle çok esprili ve sahiden böyle zeka pırıltıları veren bir takım cümlelerle kendilerini ifade etmişler. Özetle kaşındım demişler. Gerçekten de böyle bir beyaz önlüklerin giyilmesiyle başlayan bir tıp eğitimi işte 6 sene, 7 sene sonra keplerin havaya atılmasıyla bitiyor ve ondan sonra gerçekten bir hekimlik hayatı başlıyor. Bu hekimlik hayatı başlıyor diyorum. Yüksek öğretim kurumları sınavlarında hala tıp fakülteleri en çok tercih edilen fakülteler arasında 2020 yılında burada görüldüğü gibi hukuk fakültelerinden sonra ikinci sırada tıp fakülteleri yer almakta. Bunun yanı sıra burada en yüksek puanla girilen fakültelere baktığımızda ilk 18 fakülteden 8 tanesi tıp fakültesi 2020 yılında ve öncelikle bu sayıyı artırdığımız zaman tıp fakültelerinin öncelikle tercih edilen ve yüksek puanlı öğrencilerin girdiği fakülteler olduğunu görmekteyiz.
Velhasıl 18 yaşında tıp fakültesinden giriliyor, 25 yaşında bitiriliyor, 27 yaşına kadar bir mecburi hizmet. Eğer o arada ihtisasa girilirse tabii farklı bir durum. Erkeklerde askerlik, ihtisas 4 ila 6 yıl eğer yapılırsa. İşte 32-34 yaşında ihtisas bitiyor ve 2 yıllık bir mecburi hizmet tekrar ve yaş yaklaşık 35-36 oluyor. Şairin dediği gibi yaş 35 yolun yarısı eder. Tabii bu arada çalışıyor insanlar. Yani bazen işte devlet memuru pozisyonunda işte maaşlı olarak çalıştığı söyleniyor olsa bile bu yaşa kadar çok ağır hem bedensel hem fikirsel yoğun bir örgün eğitimden geçiyor bu hekim ve bundan sonra hayatını belki bir yola koyabiliyor. Çünkü bu yaşa kadar zaten yeri belli değil. İhtisası nerede yapacağı belli değil, askerliği nerede yapacağı belli değil, mecbur hizmeti nerede yapacağı belli değil. Dolayısıyla yerleşik bir konumu yok. Bu resmi de özellikle koydum. Bu Çin'de önde gelen gazetelerden Global Times'ta yayınlanmış olan bir resim. Yaklaşık olarak işte bir bütün gün boyunca sürmüş olan bir ameliyattan sonra yorgunluktan sırt üstü yatıp hala zafer işareti yapmaya çalışan hekimleri gösteriyor. Bir başka resim bu National Geographic tarafından tarihin en önemli 100 resmi arasında sayılan bir resim. 1987 yılında Polonya'da bir kalp nakli sonrasında Profesör Religa ameliyatı bitirmiş. Asistanlardan bir tanesi sağda aşağıda sağ tarafta uyuyor ameliyathanede. Herkes ameliyathaneden ayrılmış. Fakat ameliyatı yapan cerrahın gözü hala monitörde. Bu resim evet National Geographic tarafından şey yapıldı. İlk 100 resim içerisine alındı. Fakat enteresan olan şey, bakın bu kadar ağır stres nedeniyle, bu kadar yoğun uğraş nedeniyle belki de Profesör Religa bu hastasından daha evvel vefat ediyor. Bu da işin dramatik tarafı. Evet, Matthias Becker tarafından yapılmış bir grafik var burada. Çok böyle enteresan belki ama hastanelerin geleceğiyle ilgili bir grafik bu. Bakın burada bir virtual triage yazıyor. Yani sanal bir triaj. Burada hangi hastayı nasıl konsülte edeceğiz? Hangi elektronik ortamda nasıl hareket edeceğiz? Robotlardan nasıl yararlanacağız? Gibi gibi böyle son derece karmaşık bir elektronik sistemden bahsediliyor. Bu tabii bir hani espri olsun diye yapılmış ama burada pek çok gerçeğin de yer almakta olduğunu görüyoruz. Gerçekten de böyle bir sistemin aslında 2030 yılında hem çözümlemeler hem de verdiği hizmetler açısından dünyadaki sağlık sisteminin yaklaşık olarak 693 milyar dolarlık bir finansman hacmine sahip olacağını öngörüyorlar. Ve yıllık olarak da bu finansman hacminin %16,5'luk bir artış göstermekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir finansman hacmin içerisinde pek çok karmaşık ilişkinin de olacağını biliyoruz. Bunun 185 milyar dolarlık bir kısmı 2026 yılı itibariyle telemedisin pazarına yöneliktir. Yani artık hayatımızda uzaktan tıp, şu anda yaptığımız gibi karşılıklı bilgisayar ekranına bakarak çözümlemeye ulaştığımız pek çok sorun tıp alanında yavaş yavaş kendine daha geniş yer bulacaktır. Dolayısıyla bu alanda da çok ciddi yatırımlar devam etmektedir. Burada iyileştirilmiş sağlık politikası, sağlık hizmeti, kanıta dayalı tıp, saydam sağlık hizmeti programları, etkinlik, verimlilik, tutumluluk esasına dayalı sağlık hizmeti, bireyler ve toplum için iyileştirilmiş yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti gibi her toplumun aslında organize etmeye çalıştığı bu sağlık hizmetinin içerisinde bu hizmet süreçleri,
Onun altında elektronik sağlık altyapısı ve iletişim bilgisayar teknolojisi giderek daha fazla yer almaya başladı. Ve üstelik vergileri toplayan devletin bu sağlık sistemi içerisinde bu organizasyonla karşılıklı bir yetenek, beceri, kapasite kullanımı ve finans performans yönetimine girmesi de gerekiyor. Dolayısıyla sağlık hizmetleri eskiye göre çok daha komplike, çok daha farklı altyapıya sahip özelliklerle düzenlenmeye başlandı. Ama bütün bu sistemin içerisinde ne kadar karmaşık olursa olsun, hangi noktaya varırsanız varın, mutlaka bir tıp fakültesi mezunuyla, yani bir doktorla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu süreçler içerisine baktığımızda, insan sağlığına hizmet eden bir mesleğin mensubu muyuz diye sorduğumuzda, evet bu doğru. Başarılı bilim insanları mıyız? Evet bu da doğru. Çünkü hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası bu eğitim sürekli devam ediyor. Nitelikli bir iş gücü müyüz? Evet, hem bedensel olarak, hem ruhsal olarak, hem fizik olarak, hem fikir olarak nitelikli bir iş gücüyüz. Ama şu son soru insanı gerçekten çok düşündürüyor. Acaba bütün bu özelliklerimizle biz büyük bir endüstrinin üretici parçaları haline mi getirilmekteyiz? Bu sorunun herkes tarafından, sadece hekimler tarafından değil, bütün toplum tarafından tartışılması, değerlendirilmesi ve göz önünde bulundurulması gerekiyor. Türkiye'de tabii bu süreç içerisinde tıp eğitimi bütün dünyada olduğu gibi çok önemli bir eğitim sürecini oluşturuyor. Ve bütün dünyada da burada sayısallık çok önemseniyor. Bakın burada bazı istatistikler vereceğim. Tıp fakültesi sayısı olarak Türkiye'de şu anda öğrenci alan 124 tane tıp fakültesi var. Ve bu tıp fakültesi sayısıyla Hindistan, Brezilya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 5. sıradayız. Ama bizim önümüzdeki ülkelerin nüfuslarına bakacak olursak bizden kat kat fazlalar. Dolayısıyla tıp fakültesi başına düşen insan sayısı olarak dünyada biz Brezilya'dan sonra 2. sıradayız ama kısa bir süre sonra muhtemelen Brezilya'yı da geçeceğiz. Dolayısıyla bugün Türkiye tıp fakültesine düşen nüfus itibariyle tıp fakültesi sayısı en çok ülkelerden bir tanesidir. Sayı olarak zaten 5. sıradayız. Bu diğer bazı batı ülkeleriyle, tıbbın daha gelişmiş olduğu batı ülkeleriyle kıyaslandığında Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya yani Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı takdirde hem tıp fakültesine düşen insan sayısı hem de tıp fakültesi sayıları itibariyle bizim yaklaşık 1/3 civarında tıp fakülteleri olduğunu görüyoruz. Buradaki grafikte de görüldüğü gibi Türkiye'de 124 tıp fakültesi, Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan sonra 5. sırada. Yine tıp fakültesi başına düşen insan sayısı olarak da Brezilya'dan sonra biz 2. sırada yer almaktayız. Mezun sayısı açısından bakacak olursak bugün tıp fakültelerine alınan kontenjan sayısı 16.448'dir. 2020 rakamıdır bu. Ve bu rakamla da Türkiye, diğer bakın nüfusu bizden çok daha fazla olan ülkelerin ardından 5. sıradadır yine tıp fakültesi kontenjanı olarak. Tabii bütün bunların uzun vadede yeniden değerlendirilmesi, düşünülmesi lazım. Burada görüldüğü gibi tıp fakültesi kontenjanları sürekli her yıl yaklaşık %10 civarında artırılmaktadır. 2020'de dediğim gibi 16.480 civarında bir rakama ulaşmıştır. Buradaki enteresan durumlardan bir tanesi de şu, 2019 yılında Türkiye'de 117 tıp fakültesine öğrenci alındı ama bunlardan sadece 38 tanesi mezuniyet öncesi eğitim programı açısından akredite edilmiştir. Bunun geri kalanı
hangi eğitim programına uyduğu, nasıl bir eğitim programı yaptığı ve asgari standartlara uyup uymadığı konusunda hiçbir fikrimiz yoktur. Belki diğerlerinden kopya ediyordur, örnek alıyordur, evet, ama akredite bir programları yoktur. Dolayısıyla burada şu anda 124 tıp fakültesinin 2/3'lük bir kısmı standart yahut da akredite bir eğitim programına sahip değildir. Ve gerçekten üniversite seçme sınavlarının şeyine baktığımızda 213 ayrı programla öğrenci alınmaktadır. Ayrı puanla öğrenci alınmaktadır. Ve bunların bir kısmı İngilizce eğitim programı uygulamaya çalışmaktadır. Bu anlamda gerçekten tıp fakültelerinin sayısı, kontenjanları, akreditasyonu, programları, aldıkları işte öğrencileri bu süre içerisinde nasıl eğittiklerine ilişkin ciddi bilgi eksikliklerimiz vardır. OECD açısından olaya bakacak olursak, 2017 yılında OECD'de hekimlerin %27'si OECD dışı doğumludur. Yani bu ülkelere sonradan gelmişlerdir. Bu 1/4'den fazladır. Yani her 4 hekimden bir tanesi OECD ülkelerinin dışında doğmuştur. Sonradan oraya gelmişlerdir. Ama bunun %16'lık bir kısmı da hekim olduktan sonra gelmiştir. Bu rakam 2011'de %14,5'tu ama 2022'de bu yaklaşık olarak %20'lere ulaşacak. Dolayısıyla bir hekim hareketinden bahsetmekteyiz. Yani bir hekim göçünden bahsetmekteyiz ve 2019 yılında Ankara Tabip Odası'nın yapmış olduğu bir çalışmada 1047 hekim, başka bir ifadeyle ortalama rakam açısından alacak olursak, Türkiye'deki 9 tıp fakültesinin birinci sınıf öğrenci kontenjanı kadar hekim başka bir ülkeye çalışabilmek için gitmiştir. Temelli gitmiştir, göç etmiştir. 1047 hekim, bu tabii 2020-2021 yıllarında nasıl olacaktır, bunları hep birlikte göreceğiz. Burada görüldüğü gibi Lüksemburg'dan Almanya'ya kadar burada en çok dış kaynaklı doktor çalıştıran 12 ülkedeki doktorların, yani yabancı kaynaklı doktorların oranlarını görmekteyiz. Bunlar çok ciddi oranlardır. Burada biraz daha böyle yakından bakacak olursak, Birleşik Amerika'daki doktorların %42'si dış kaynaklıdır. Yani Amerika dışından gelmiştir. Bu İngiltere'de %13, Almanya'da %11'dir ve hemşireler açısından da rakamlar aşağı yukarı aynıdır. Tabii bu söz konusu ülkelerin, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek İngilizce kullanması ve gerekse tıp biliminin İngilizce ağırlıklı seyretmesi burada bir önemli faktördür. Bu grafiğe dikkatinizi çekmek isterim. Bu okların bulunduğu yerler Hollanda, Avusturya, İsveç, Almanya, İngiltere ve Norveç'i işaret ediyor. Bunları, bu işaretleri niye koyduğumuzu söylersek, bu ülkeler dışarıdan kolay hekim göçü alan ülkelerdir ve artık yavaş yavaş kendi tıp fakültelerindeki kontenjanları azaltmaya başlamışlardır. Yani kendileri artık hekim üretmekten yavaş yavaş vazgeçmeye başlamışlardır. Ve bu konuda Latince numerus clausus denilen, bizde işte sınırlandırılmış sayı, kota veya kontenjan diyebiliriz. Bu kontenjanlar giderek Batı Avrupa ülkelerinde düşürülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni birincisi tıp eğitiminin çok pahalı olmasıdır. İkincisi de bu ülkelerde bir isteksizliğin söz konusu olmasıdır. Çünkü eğitim son derece güç, uzun ve yani belirli yaşlara kadar, hatta o yaşlardan sonra da çok yoğun olarak bir bilgi akışını karşılayabilme çabasıdır. Ama bunların içerisinde belki de en önemlisi, bu ülkelerin kolay
beyin göçü almalarıdır. Burada bir karmaşık tablo var ama ben size hemen kısacık bu tabloyu söyleyip geçeyim. İngiltere'de tıp eğitiminin bir kişi için en az basic rakamlarla 6 milyon Türk lirasına mal olduğunu hesap edebiliriz buradaki tablodan. De örneğin burada Hollanda'da her sene mezun olan hekim sayısının yavaş yavaş böyle azaltılmakta olduğunu ve bundan sonra da azaltılacağını ve bu yönde bazı tedbirler alındığını görmekteyiz. Aynı şey Almanya'da tıp fakültelerindeki kontenjanlar gerektiğinden çok daha az artırılarak dolayısıyla tıp fakültesi kontenjanları sınırlandırılmaya. Mesela Fransa'da 1994'lere kadar hekim sayısının, mezuniyet sayısının azaltıldığını, bunun 2000'li yıllara kadar böyle devam edip sonra bir sıkıntı nedeniyle tekrar açıldığını ama son yıllarda Fransa'da yine hekim üretiminin yavaşlatılma şeklinde bazı politikalar olduğunu bilmekteyiz. Bakın burada Almanya'da dışarıdan gelen hekimlerin son 5 yılda öncekilerin %90'ı kadar olduğunu ve diğer ülkelerde de bunun bu şekilde yoğunlaşmakta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla birçok Batı ülkesi dışarıdan hekim almaya artık eskisine göre daha sıcak bakmaktadır. Amerika'da İngiltere, Hindistan, Kanada, Pakistan ve Çin kökenlilerin Amerika'da doktorluk yapmak üzere alınması gereken ilk sertifikalardan bir tanesi olan ECFMG sertifikasında oldukça yüksek başarıyla yaygın bir şekilde bu sınava hazırlandıklarını ve girdiklerini bilmekteyiz. Bakın burada Avrupa Birliği içerisindeki hekim hareketlerini görüyoruz. Yaklaşık olarak 20 yıllık dönem içerisinde 72 bin civarında hekim ülke değiştirmiş Avrupa içerisinde ve burada Romanya 10 bine yakın hekim gönderen, İngiltere'de 24 bin hekim ithal eden, hekim alan ülkeler olarak dikkati çekmektedir. Burada hekim veren ülkeler, burada da hekim alan ülkeler görülmektedir ve bu trafiğin içerisinde, bu yoğun trafiğin içerisinde elbette Türkiye'de her geçen yıl hekim kaybıyla karşı karşıya kalan ülkelerden bir tanesi olmaktadır. Tabii bunun nedeni nedir dersek, bunun nedeni işte hekimler ne kadar maaş alıyorlara bakacak olursak, buradaki tabloda gördüğümüz gibi yani birbirlerine aşağı yukarı eşit muadil durumda olan hekimlerin yıllık kazançları burada görülüyor. Dolayısıyla burada yaklaşık olarak 2191 yani yıllık olarak 2 milyon 191 bin lira görüldüğü gibi diğer rakamlar da burada görülüyor. Türkiye'de de 91 bin lira gibi bu muadil hekimin, kim bu? 10 yıllık uzman, devlet kurumunda çalışan, işte aldığı maaş. Ek bir takım şeyler olabilir ama temel maaş yaklaşık bunun üzerinden hesap edilmekte ve Türkiye'de eşit şartlarda, eşit kıdemde, eşit özellikteki bir hekim Fransa'dan 10 kat, Danimarka'dan 14, Almanya'dan 15, Belçika'dan 16, Hollanda'dan 17, İngiltere'den 18 kat daha az kazanıyor. Tabii bu tablo biraz bunu da belirginleştiren ve uluslararası piyasa, uluslararası hekimlik durumu hakkında bir fikir veriyor. Şu yatay çizgi, yani X çizgisi, dolar üzerinden ülkelerin kişi başına gelir düzeyini belirliyor. Şu dikine, yani Y olan ise 1000 kişiye kaç hekim düştüğüyle ilgili bir şey. Dolayısıyla yani ne kadar çok hekimin varsa ve ne kadar yüksek bir gelirin varsa bu kırmızı çizginin sağ yukarısına doğru ilerliyorsun. Bunun tersinde de sağ aşağı doğru ilerliyorsun. Türkiye'nin yeri burada şöyle bir yer. Dolayısıyla şöyle bir tık ileriye gidecek olursak şu sarıyla boyanmış olan bölge hekimlik açısından
sorumlu, yani diğer bölgelere göre, diğer alanlara göre daha sorumlu, daha fazla emek verilen, daha olumsuz çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan ve buna karşılık daha düşük gelir temin eden bölgeyi oluşturuyor. Ve bakın Türkiye burada işte Fiji, Morocco, Butan, Bangladeş vesaire, buradaki ülkeleri saymıyorum. Hemen biraz üzerinde Özbekistan, Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Ürdün gibi ülkeler var. Sağ tarafta da hemen Mısır, Tunus gibi ülkelerle komşu alandayız burada. Dolayısıyla Türkiye'de hani genel bir hekimlik anlamına bakıldığı zaman böyle bir üçgenin içerisinde yer almak durumundayız. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler tıp mezunlarını sayısal olarak kısıtlamaya başladılar. Bunun nedeni maliyet, isteksizlik ve beyin göçünün kolaylığı olabilir. Yeterli sayıda ama çok yüksek kaliteli hekim yetiştirilmesi yönündeki çabaları da ama devam ediyor. Diğer ihtiyaçları dışarıdan temin ediyorlar. Gelişmekte olan ülkeler ise tıp eğitiminde sayısal artışa gidiyorlar. Kalite gözetilmeden sayı artışı hekimliğin zayıflamasına yol açıyor. Kaliteli öğrenci kesimi ise göç etmeyi hedefliyor. Bunu biz öğrencilerimizden de biliyoruz ve görüyoruz. Ve gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkelerden orta kalitede hizmet için hekim çekiyor. Çünkü giden arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman hangi konuda nasıl çalıştığını, bunu gözlemsel olarak anlamamız mümkün oluyor. Mezuniyet sonrası eğitim sürecinde neler oluyor diye bir de oraya bakacak olursak, tıp eğitimi hem zor, evet, ama bitmeyen bir eğitim ve bu bütün dünyada böyle ve tıp eğitimindeki kalite nasıl seyrediyor, buna bakmamız gerekiyor. Şimdi bakın, burada hekimin kişisel birikimi ve deneyimi yaklaşımlarını belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de tabii geçerli kanıtlar var. Nedir bu? Kanıt piramidi dediğimiz bir kanıta dayalı tıp piramidi var. Bir de bir yanda da hasta beklentileri ve tercihleri var. Ve biz bütün bunları aslında kanıta dayalı tıp çerçevesinde yapmak durumundayız. Fakat şöyle bir şey var. 1950 yılında o ana kadar üretilmiş tıp bilgisinin ikiye katlanması için 50 sene gerektiği öngörülüyordu. Bu 1980'de 7 yıla, 2010'da 3,5 yıla indi. 2020'de tıp bilgisinin hacim olarak ikiye katlanması 73 güne inmiş durumda. Yani 2,5 aya inmiş durumda. O ana kadar üretilmiş bilginin ikiye katlanması için son derece kısa bir süre. Ve burada elbette mesela 2020'de tıp fakültesinde başlayan öğrenci mezun olduğunda yaklaşık yılda 5 kez bilgi katlanmasıyla 6 yılda 30 kez bilgi katlanmasına maruz kalacak. Yani tıp fakültesine girdiği anda öğrenmeye başladığı şeylerin çok büyük bir kısmı mezun olduğu anda değişmiş olacak. Ve bu katlanma o kadar yoğun ve hızla devam ediyor ki elbette burada tele tıbbın, bilgiye çok çabuk ulaşmanın, bu bilgiyi uygulamanın hızlanmasının ve çok ayrıntılı tıp bilgisinin yer almaya başlamasının önemli olduğunu düşünebiliriz. Ama bugün hala medikal yani tıbbi ders kitapları ve hemen ikinci sırada da gerek yani kıdemli arkadaşlarından ve gerekse kendi arkadaşlarından konsültasyonla, yani fikir alışverişiyle öğrenim hala son derece önemli. Dolayısıyla tıpta her ne olursa olsun hala bir yandan da usta-çırak ilişkisinin devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Ama bunun yanı sıra tabii ki elektronik arama motorları vesaire, bütün bunların da çok önemli olduğunu görmekteyiz ve tabii bütün bunlar aslında öğrencilikten itibaren kanıta dayalı tıp çerçevesinde öğretilmesi gereken unsurlar. Ve bunlar aslında oluyor mu? Büyük ölçüde hem elektronik ortamda hem de usta-çırak ilişkisiyle olabilmekte. Ve
tabii bilgiye ulaşma konusunda bugün elimizin altında pek çok elektronik ortam var, arama motorları var. Bunlar zaten bilgi katlanmasını çok hızlandıran unsurlar. Ama yapılan anketler şunu gösteriyor ki bu bilgi artışını takip etme güdüsü akademik ilgi, hastalara yararlı olma yani hastalarla bunu paylaşma ve kendine güvenme yani güvenme hissini pekiştirmek için yapılmakta. Ama bütün bunlara bir yanıyla da baktığımız zaman hekim sadece bilgi birikimi açısından değil, araştırma, ekip çalışması, iletişim becerileri, kritik değerlendirme başarısı ve kriz yönetimi gibi pek çok iletişim, sosyal, psikolojik bilgi ve beceriyle de donanmış olması gereken bir kimlik taşıyor. Ve bunu aslında tıp fakültesi eğitimi sırasında ancak usta-çırak ilişkisiyle veyahut da çalışma ortamından elde etmeye çalışıyor. O nedenle bu pandemi döneminde uzaktan tıp veyahut da uzaktan eğitim dediğimiz süreçte belki bilgi birikimi yeterince desteklenmiş olabilir. Belki bir ölçüde araştırma da olmuş olabilir ama ekip çalışması, iletişim becerileri, kritik değerlendirme başarısı, kriz yönetimi gibi yani grup içerisinde insanların hep birlikte dayanışmayla elde etmeye ve yürütmeye programlanmasını gerektiren becerilerin son derece eksik kaldığını ve bu becerilerin de ileride tamamlanmasının hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Tabii kanıta dayalı tıp algoritmalarına gelecek olursak, yani burada bir piramit söz konusu. Bakın burada bu piramit randomize çalışmalar ve meta analiz en değerlisi. Aşağıda da işte uzman görüşü ve hayvan deneyleri en zayıf olarak görülen bir kanıt piramidi. Ama bu kanıt piramidi bir yerden sonra herkesi bağlamaya başladı. Bir sorunla karşılaştığımız zaman bunu sorup öğreniyoruz. Sonra bu sorunla ilgili en iyi kanıt neredeymiş diye buluyoruz. Sonra bu kanıtı yorumluyoruz. Sonra bunu uyguluyoruz önümüzdeki olguya veya önümüzdeki soruna. Sonra da geriye dönüp değerlendiriyoruz. Bütün bu süreç aslında kanıta dayalı tıp dediğimiz şeyin 5 adımını oluşturuyor. Oluşturuyor ama bu süreci daha pratikleştirmek için de binlerce algoritma geliştiriliyor. Yani şu olursa böyle olacak, böyle olursa şöyle olacak diye oklarla giden binlerce algoritma. Her soruna geliştirilmiş, bazısı üstünde konsensus sağlanmış ama birçoğunda sağlanamamış ve sürekli değişmekte olan o kadar çok algoritma ve o kadar çok akış şeması ve bilgi dallanması var ki bunlarla baş etmek gerçekten çok kolay değil. Bu bilgi akış şemaları hekimliği yavaş yavaş belli kalıplara oturmaya başlatıyor ve hekim inisiyatifinin giderek düştüğüne tanık oluyoruz. Ve bu algoritmalar, bu akış şemaları o kadar detaylı ve o kadar çok olmaya başladı ki bunların yapay zekalar tarafından oluşturulması, makine öğrenimi ve derin öğrenme yöntemleriyle oluşturulması gibi son derece karmaşık, ayrıntılı, hekimlerin takip etmesinde büyük güçlükler arz eden mekanizmalar haline getirilmesi söz konusu olmaya başladı. Ve hatta bu algoritmaların bir kısmı FDA gibi bir takım onay kurumları tarafından onaylanmaya başlandı. Bu şu demek, bu algoritmalara uymak zorundasınız. Bu algoritmaların dışına çıktığınız zaman, evet sizin bilginiz, deneyiminiz, tecrübeleriniz falan olabilir ama bu onaylı algoritmaların dışına çıktığınız zaman sorun yaşayabilirsiniz. Ne sorunu yaşayabiliriz? Acaba bu algoritmaların, bu akış şemalarının dışına çıktığımız zaman bu kanıta dayalı tıptan uzaklaşmak ve malpraktis anlamına gelir mi? Dolayısıyla burada hekimlik, deneyim, tecrübe, bilgi işte neyse hekimliğin inisiyatifi belirli kalıplar, akış şemaları içerisine sokulmaya çalışılmakta. Ve dolayısıyla hekimlik inisiyatifi giderek düşmekte. Burada
algoritmalar, akış şemaları size bir patika, bir yol çizmekte ve bu yolun dışına çıkmamanız için de her türlü sınırı koymaktadır. Eğer bunun dışına çıktığınız zaman cezalandırılabilirsiniz, başınıza bir şeyler gelebilir. Bu korku ve endişe haline gelebilir mi? Biraz sonra değineceğiz. Dolayısıyla tıpta akış şemaları ve yapay zekalar tarafından oluşturulan bir takım algoritmaların son derece ciddi bir konu olduğunu dikkatimize sunmak durumundayım. Tabii burada bazı uzlaşmalar oluyor, algoritmalar yürütülüyor, yapay zeka ile bu algoritmalara bağlı kalınması gereken bir takım akış şemaları oluşuyor. Ve biraz evvel de dediğim gibi onaylama otoriteleri bunları resmileştiriyor. Ve giderek hekimsel inisiyatif, hekimin tedavi etme özgürlüğü, hekimlik özgürlüğü ortadan kalkıyor. Ve bazen bir hastanın tedavisi konusunda inisiyatif kullanıldığında, o hasta iyileşirse kahramanlık statüsü kazanılırken, eğer işler iyi gitmezse kapıda malpraktis bekliyor olabilir. Tabii bu süreç içerisinde hasta memnuniyeti dediğimiz veyahut da hasta odaklı tıp dediğimiz bir mesele var. Burada görüldüğü gibi hasta beklentileri ve tercihleri bizim hekimlik anlayışımızı da bir yandan hamur gibi yoğurup bir şekle sokmakta. Bakın burada hastalar neyi istiyor? Evet, hasta merkezli bir tıbbın olması belki uygun olabilir, iyi de olabilir. Fakat bu yavaş yavaş hastaların taleplerinin tatminine yönelik bir tıp halini almaya başladıysa orada da başka bir sorun başlıyor demektir. Bir kere insanlar şunu istiyorlar: biz çabuk erişelim. Yani 7 gün 24 saat biz herhangi bir sorunumuz olduğunda bir hekime ulaşalım ve mümkünse bu hekim çok üst düzeyde bir hekim olsun. Yani bizim sorunumuzu hemen çözsün. Yani doktor hasta ilişkisi, gidilen yerin teknik kapasitesi, işte bilgilendirmeler, bunların ne olduğuna hiç bakmaksızın ben bir hekime ulaşayım ve benim hemen sorunumu kısa bir süre içerisinde çözsün. Dolayısıyla hasta beklentisi dediğimiz şey, hastaların bireysel karakteristikleri ve hasta olmasının getirdiği bir takım özellikler, psikolojik etkenler ve buna benzer pek çok insani faktör tarafından belirlenmekte. Dolayısıyla ortada hekime ve sağlık hizmetine hızlı erişebilirlik, hızlı hizmet alma ve çabuk çözüm elde etme gibi bir beklenti hem kişiler tarafından hem toplumun hem de siyasi otorite tarafından biraz da kışkırtılmaya başlandı ve bu uzun süredir böyle geometrik bir şekilde artarak devam etmekte. Dolayısıyla burada hasta merkezli tıp artık yavaş yavaş hasta tatminine ve hastaların her ne olursa olsun beklentilerinin tatminine doğru giden bir tıp ortaya çıkmasına yol açtı. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bakın, Türkiye'de 160 bini aşkın hekim var. Toplam sağlık personeli 1 milyonun biraz üzerinde. Ve Türkiye'de 2018 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın verdiği resmi rakam 782 milyon hasta bakılmış. Ama aslında bu 2020 yılı itibariyle muhtemelen 1 milyar 100 bin, 1 milyar 200 bin, 200 milyon civarında, yani 1.1 ile 1.2 milyar civarında bir hasta bakıldığını gösteriyor. Çünkü bu yine geometrik olarak böyle belirli bir yüzdeyle artıyor. Bu doğru bir şey midir, yanlış bir şey midir? Tabii bunun çok tartışıldığı bir düzlemdeyiz aslında. Bakın, şöyle gazete haberleri çıkıyor. Yani Burdur İl Sağlık Müdürü diyor ki 2019 yılında diyor 3 milyon 197 bin muayene gerçekleştirdik diyor. Burdur'un nüfusu 290 bin. Şimdi buradan baktığınız zaman her bir Burdurlu bir yıl boyunca 10 kere
sağlık sistemine girmiş çıkmış. Belki birazcık daha fazla, 11 bile denilebilir. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'yi yansıtan bir şey. Türkiye'yi yansıtan bir şey. Çünkü Türkiye rakamları da böyle. Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre yine 2017-2018 döneminin rakamlarına göre her bir hasta, her bir vatandaşımız sağlık sistemiyle ortalama 9,5-10 defa buluşmuş. Yani aşağı yukarı her ay her vatandaş sağlık sistemiyle temasa geçmiş ve bu 15 yılda 3 kez artmış durumda ve bundan sonra da artmaya devam ediyor ve belirli bölgelerde bunun daha yoğun olmakta olduğunun farkındayız. Dolayısıyla Avrupa'da biz 4. sıradayız. Yani sağlık sistemiyle temas konusunda en başta Güney Kore ile Japonya var. Daha sonra Macaristan, Slovakya, Almanya ve Türkiye var. Kısa bir süre içerisinde bizim bu sol tarafa doğru ilerleyip Avrupa'da birinci olma ihtimalimiz belki de olmuşuzdur. Çünkü Macaristan 10,9, buraya ulaşması hiç zor değil. Belki 2020-2021 rakamlarına bakacak olursak gerçekten Avrupa'da sağlık sistemine en fazla temas kuran, sağlık sistemine en fazla girip çıkan vatandaşlarız. Vatandaşlar olacağız ve acil tıp açık ara bütün branşların önünde burada görüldüğü gibi. Tabii 5.2 milyon ameliyat yapılmış. Yani bu ne demek? Bu aslında Türkiye'de bir yıl içerisinde her 16 kişiden birisi ameliyat oluyor. MR konusunda açık ara öndeyiz. Yani Türkiye'de yani isteyen herkes istediği kadar MR çektirebilir. Buna imkanlarımız var. Ve bütün bu süreçler sonucunda şöyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Türkiye'de sağlık sisteminden memnuniyet, 2018 rakamıdır bu, %70. Bu kötü bir rakam mı? Hayır, bu çok iyi bir rakam. Güzel bir rakam. Fakat buradaki şöyle bir tuhaflık var. 914 dolarlık kişi başı sağlık harcamasıyla bu %70 memnuniyet elde ediliyor. Bu çok mu garip? Diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman şöyle bir değişiklik, böyle bir enteresanlık var. Bakın, memnuniyet oranına baktığımız zaman biz Finlandiya, İsveç, Fransa ve Danimarka civarında bir memnuniyet elde etmişiz. Fakat bu memnuniyet için harcadığımız para Bulgaristan, Letonya ki onlardan daha az bir miktarda. Dolayısıyla Türkiye böyle ayrışık bir yerde duruyor. Bir değişik bir yerde duruyor. Yani bakın burada aşağı yukarı şu çizginin etrafında seyrediyor herkes. Yani ne kadar çok para harcayıp yatırım yaparsanız sağlık alanına o oranda memnuniyetinizin arttığını görüyorsunuz. Fakat Türkiye para yatırmadan aynı memnuniyeti elde edebiliyor. Burada bir enteresanlık var. Bu enteresanlığın cevabı ne acaba? Sağlık bütçesi en düşük ülke olmamıza rağmen oldukça yüksek, hemen hemen en yüksek hasta memnuniyet oranına nasıl ulaşıyoruz? Bunun anahtar cevabı burada. Doktorların tatmin oranı veya doktorların mutluluk oranı %6. Ankara Tabip Odası'nın yaptığı bir çalışmada ki bu %6 da muhtemelen idari kademelerdeki hekimler olabilir. Onları bir kenara eğer koyabilirsek bilmiyoruz ama hekimlerdeki memnuniyet oranı sıfıra yakın. Ha niye bu böyle? Çünkü hasta memnuniyeti veyahut da işte hasta odaklı tıptan hastaların her türlü isteğini karşılama doğrultusunda bir tıbba doğru kayış var. Bakın bu haber bir gazete haberi. Ondan sonra vatandaş geliyor ve bir hekime ondan sonra diyor ki köpeğime ilaç lazım bunu yaz. Tabii bunun böyle yüzlerce örneği var. Ben bir hani böyle bu gerçek bir haber olduğu için buraya koymak istedim. Bu niye böyle oluyor? Tabii bunun birçok nedeni var ama topluma sunulan o kadar çok böyle
tıp, hastane vesaire filmi oldu ki son zamanda. Ve bu filmlerin içerisinde böyle tıkır tıkır işleyen, hatta işte tanısı konulmasında böyle bir dolu teknoloji falan kullanılmasına rağmen zorluk çekilen bir hastaya, işte böyle bir dahi hekim geliyor ve tık deyip teşhis koyup, pıt deyip tedavisini yapıp, ondan sonra sorunu çözüyor, arkasını dönüp gidiyor. Buna benzer bir dolu böyle senaryolar. Ve biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın buna benzer bir tanıtım filmi vardı. Doktor masada oturuyor, elinin altında bir telefon, telefon çalıyor ve aa diyor buyurun diyor sizi bekliyorum diyor hastaya. Sonra hasta işte içeriye giriyor, ortalıkta başka kimse yok filan. Gerçeklikten o kadar uzak filmler, o kadar uzak tanıtımlar yapıldı ki hastalar gerçekten hastaneye gittikleri zaman birçoğu bu filmlerle veya o tanıtımlarla mukayese ettikleri zaman şaşkınlığa düşüyorlar. Yani hekime her şeye rağmen ulaşma kolaylığı var. Hekim başına hasta sayısı bu nedenle artıyor. Hekim performans yoluyla daha fazla daha fazla hasta bak deniliyor. Hasta başına süre çok kısalıyor. Burada görüldüğü gibi 5-10 dakikalara düşüyor. Ve tabii ki hekim çabuk hemen bir tetkik, ilaç vesaire. Sonra hasta iyileşmeme kanaatiyle yeni hekime gidiyor ve böylece bu kısır döngü tamamlanıyor. Ve elbette bunun içerisinde devletin işte bütçesinin küçülmesi, cepten harcamaların artması, maliyetlerin yükselmesi, başka bir kısır döngü olarak böyle bir döngü ortaya çıkıyor ama sonuçta daha fazla para harcayıp, daha fazla hekime gidip, daha az iyileşiyoruz veyahut da yani yeniden başka hekimlere gitme ihtiyacı hissediyoruz. Dolayısıyla buradaki bu hadise yani çok düşük rakamlarla böyle bir sanal mutluluğun yaratılmış olmasının altındaki neden aslında çok uzun yıllardır iyi eğitilmiş hekim ve sağlık personelinin hem maddi hem manevi olarak aşırı sömürülmesine dayalı bir mekanizmayla ortaya çıkıyor. Bu tablo aslında sağlıkta dönüşüm dediğimiz olayın sonucudur. Sağlıkta dönüşüm hastayı müşteri, işte müesseseleri, hastaneleri bir işletme, işte hekimi de bir bant işçisi konumuna sokma eğilimindeki bir süreçtir. Yani sağlıkta dönüşüm dediğimiz şeyin geldiği nokta aslında burasıdır. Tabii burada hekimi sıkıştıran bir başka konu da şudur. Mesela hekimlikte kusurlu uygulamalar dediğimiz bir bölüm vardır. Bakın Amerika'da böyle bir şey var. 2006 yılı rakamları, bunun daha sonraki rakamları da var ama bu hani böyle çok tanımlayıcı olduğu için koydum. İlaçların olumsuz etkisi, hastane enfeksiyonu, gereksiz cerrahi, tedavi hataları vesaire. Amerikan istatistiklerinde 225 bin hasta yılda hayatını tıbbi uygulama hataları nedeniyle kaybetmektedir deniyor. Ve bu ölümlerin 5. sırasında yer alıyor ve her 12 Ekim'den birisi Amerika'da şikayet ediyor düzenli olarak. Ve tazminat dosyalarının %50'lik bir kısmı da 1 milyon doların üzerinde Amerika'da malpraktis dosyasının ve şu söyleniyor Amerika'da. 65 yaşına gelen bir hekim yüksek riskli branşlardaysa %99, daha düşük riskli branşlardaysa %75 oranında en az bir kere tıbbi malpraktis iddiasıyla karşılaşacaktır. Türkiye'de de bir takım rakamlar konuşuluyor. Her yıl ortalama 10 milyon yatış olduğunu düşünürsek bunun 300 ila 600 bininin hataya maruz kaldığını ve bunların da %10'unun hayatını kaybettiği gibi bir takım, hani bu cümleleri doğrudan aldığım için böyle bir takım ifadeler, düşünceler var ve ölümle sonuçlanmış dosyalarda %7 ila 30 arasında ölümle sonuçlanmamış dosyalarda da %7 ile 20 arasında tıbbi hata bulunduğu gösterilmiş veyahut da ifade edilmiş ve böyle bir takım rakamlar var Türkiye'de. Ama
gerçekten çok yüksek bir takım tazminatlar. Başta kadın doğum, arkadan genel cerrahi, pratisyen hekim vesaire. Bakın böyle bir adli tıp kurumunda klinik uygulama hatası saptanan uzmanlık dallarına göre böyle bir liste var. Peki buradaki en büyük sorun nedir? En büyük sorun bakın dikkatli muayene etmeme ve iyi değerlendirmeme. Hastanede yeterli süre takip etmeme. Demek ki zamanla ilgili bir sorun var ve burada tıbbi uygulama hatalarının çok önemli bir kısmı doğrudan hekimlere yönelik. Ha peki gelelim konuya. Bakın eski sağlık bakanlarından bir tanesi şöyle diyor. Hasta randevu sisteminde muayene süresinin 10 dakika olmasını yeterli bulmuyor. O anda 10 dakika fakat bir teklif geliyor meclise ve 5 dakikaya insin diye. Ve bakan diyor ki ya 5 dakikaya inmesin 10 dakika şu anda bunun üzerine bu demeci veriyor. Ama bugün hala baktığınız zaman yani MHRS sisteminde yani randevu sisteminde 10 dakikalık aralar devam ediyor. Bu 10 dakikalık arada bir hastayı tanıyacaksınız, tanı koyacaksınız, tetkik isteyeceksiniz, ilaçlarını yazacaksınız, nasıl kullanacağını anlatacaksınız. Bunun yerine hekimler bir süre sonra yavaş yavaş defansif tıbba doğru kaymaya başlıyorlar ve bu defansif tıp pozitif ve negatif yönleri var. Gereksiz görüntülemeler, tedaviler, testler, gereksiz ilaç reçete etmeler filan gibi buna pozitif defansif tıp deniliyor. Bir de bir takım prosedürlerden kaçınmak veya riskli hastalardan kaçınmak. Yani bir takım tedavileri yok bu tedavi olmaz deyip vazgeçmek gibi bir defansif tıpla karşı karşıya kalıyoruz. Ve defansif tıbbın Amerika'daki rakamlarla yıllık maliyeti yani gereksiz ilaçlar, tetkikler vesaireler $200 milyar. Ve bu 4 trilyonluk Amerikan sağlık bütçesinin yaklaşık olarak %5 ila 9'luk bir kısmını oluşturuyor. Ve tabii ki bunun nedeni hekimlerin belli risklere göre tanımlanması. Bakın burada sigorta firmalarının hekimleri risk gruplarına göre tanımladıklarını görüyoruz. Riski yüksek olan grupların birçoğu cerrahi gruplar. Burada görüyoruz. Niçin? Çünkü burada ortaya çıkacak olan herhangi bir hata artık hukuken ciddi cezalarla karşılaştırılıyor. Bu ciddi cezalar gerçekten çok orantısız. Ve enteresan olan çok farklı ve yüksek sayıda sorumluluk verilen ve yüksek işletme getirisi için zorlanan hekim herhangi bir yasal sorunla karşılaştığı zaman yalnız bırakılmaktadır. Arkasında tabip odaları dışında herhangi bir destek bulamamaktadır. Yani bireysel olarak bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla malpraktis riski ve kaygısı hekimlerde giderek çok önemli bir kaygı haline gelmektedir. Burada şöyle bir özetleme yaptım. Yani bir hastayı müşteri hastaneyi işletme hekimi de band işçisi konumuna koyan bu sağlıkta dönüşüm programında gerçekten çok önemli sorunlar var. Hasta memnuniyeti için sağlık sistemi aşırı yüklendi ve en düşük bütçeyle bu idare ediliyor. Ve hekim maaşları son derece düşük, dünyadaki en düşük ücretlendirmelerden bir tanesi ve sistem artık hekim ve sağlık personelinin emeğinin sömürülmesi üzerine devam ediyor. Ve hekim enflasyonuyla bu çıkmaz aşılmaya çalışılıyor ve tıp fakülteleri inanılmaz sayılara ve inanılmaz kontenjanlara ulaştırılıyor. Ve hekim ancak kendini korumak için defansif uygulamaya geçiyor. Ama bütün bunların içerisinde bir tükenmişlik duygusu da çok yaygınlaşıyor. Gerçekten tükenmişlik sendromu var mıdır? Bakın, tükenmişlik sendromu gerçek bir sendromdur. Baştan idealistlikle bu aşılmaya çalışır. Birçok genç hekim arkadaşımız ve sağlık çalışanı bu tükenmişlik sendromunu idealistlikle aşmaya çalışmaktadır. Ben hastalarımı seviyorum, ben ülkemi seviyorum, ben işte insanların sağlığını istiyorum deyip idealistlikle bir süre gidiyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz duruyor
Sonra yavaş yavaş bir apatik evreye geçiliyor. Ne olduğunu etrafındaki insanlar da çok anlayamayabiliyor. Dolayısıyla tükenmişlik sendromu çok iyi tarif edilmeli, çok iyi bilinmeli. Çünkü işler çok zorlaştı, eğitim koşulları çok ağırlaştı. Bilgiyle baş etmek çok zor oldu ve siz bu bilgiyi kanıta dayalı olarak hastanın beklentileri ve tercihlerini tatmin edecek şekilde kullanmak durumundasınız. Ve hekim bu kadar kritik kararları veriyorken iyi ile kötü arasında gerçekten sıkışıyor ama enteresan olan da şu, her şeye doktorlar yön veriyor ama sistemdeki payları giderek küçülüyor, bu öndeki küçük tekerlek gibi. Ve iatrojenik hastalıklar diye tarif ettiğimiz ve hastalıkların metamorfozu, yani bir değişime uğraması şeklinde ortaya çıkan hekimliğe bağlı hastalıklar dediğimiz bir grubun ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Ve bu aslında burada görüldüğü gibi bilim ve teknolojinin kullanılmasıyla ama hekimin klinik deneyiminin giderek sınırlanmasıyla, biraz evvel dediğim gibi, ve etik kuralların da giderek yıpranmasıyla ortaya çıkan bir süreç. Ve sonunda hekim kendini korumak için çaresizlikten hastaların risklerini artıracak bir şekilde gereksiz testler, gereksiz tedaviler, ama bunların hepsini hastanın imzasıyla yapma yoluna gitmeye başlıyor. Niye? Çünkü bakın, burada malpraktis davaları yukarıdan aşağı, beyin cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, ortopedi diye gidiyor. Bunu ters çevirdiğiniz zaman da sigorta firmalarının size biçtiği aylık işte ödenekler görülüyor. Ne kadar çok riskiniz varsa o kadar şey. Ve sigorta firmaları bunu ödemekten de ciddi oranda imtina ediyorlar. Çünkü bir dolu hukuki boşluğu kullanmaya çalışıyorlar. Ve hekimlere sorduğunuz zaman malpraktis veyahut da kendini emniyette hissetmek için defansif tıp uygulamakta olduğunu söylüyorlar. Birçok ankette olduğu gibi neredeyse defansif medisin bir meslek haline geliyor, ama buna karşılık hekimlerin gerçekten hukukla bir mücadelesi söz konusu oluyor. Burada Amerika'da bir sunumu çok birkaç slide'la göstereceğim. Amerika'da her sene 400 doktor intihar ediyor. Bu çok gerçekten iç yakıcı bir şey. Ve bunların içerisinde cerrahlar, anestezistler, aile hekimleri ve acil servis hekimleri yer almakta. Oran olarak anestezistler daha ön planda. Yani emergency, acil servis ve cerrahlarda onu takip ediyor. Peki nedenleri ile ilgili bir geriye dönük retrospektif çalışma yapıldığında yalnızlık, izolasyon, malpraktis korkusu, depresyon, ağır tükenmişlik, uykusuzluk ve mobbing, bütün bunları topladığınız zaman da birinci madde, yani damgalanma ve bunlardan utanma diye tanımlayabileceğimiz bir şey. Tabii başka şeyler de var ama bunların içerisinde bakın yalnızlık, izolasyon, malpraktis, depresyon, aşırı tükenme sendromu gibi pek çok şey burada rol oynamakta. Anketlerde öne çıkan birçok böyle şey var ama bunların içerisinde bakın algoritmalar ve sert kurallar, mesleki otonomi kaybı, karar mekanizmasında yer alamama, aile hayatına zaman ayıramama, yönetim ve çalışma arkadaşları tarafından aldatılma, malpraktis ve kişisel ve profesyonel stres, hata yapma kaygısı son derece önemli. Bu kadınlarla erkekler kıyaslandığında kadınlarda bu çok daha fazla bu kaygılar. Bu kaygılarla biz nereye geldik? Türkiye'de de benzer şeyler. Bakın TUS sınavına baktığımız zaman deri plastik radyoloji radyasyon onkolojisiyle başlıyor. Arkada göğüs cerrahisi, acil tıp, beyin sinir cerrahisi, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın kalp damar cerrahisi filan diye sona eriyor. Yukarıda sadece 3 tane cerrahi branş var. Altta ise 10 tane cerrahi branş var. Cerrahi branştan insanlar kaçıyor. Sebep hata yapma potansiyeli, hata yapma korkusu,
malpraktis endişesi, yoğun aralıksız çalışma, çok yönlü, çok sayıda sorumluluk, defansif tıbba kayış ama buna rağmen kaygı, depresyon, gelecek endişesi, zaman sıkıntısı ve hayatı yönetememe. Bütün bunların sonucunda tükenmişlik sendromu var ama bunların düzeltilmesi de mümkün. Biraz evvel söyledim, hasta müşteri değil, hastane işletme değil, hekim bantiçisi değildir. Sağlık meta olmadığı gibi sağlık bir kamu hizmetidir ve sağlık herkes için bir haktır. Bu kurallar konduğu takdirde ve malpraktis için de özel bir ön değerlendirme yapılması, özel yasa yapılması, orantısız miktarların düzeltilmesi ve bir tazminat kasası devlet öncülüğünde oluşturulmadıkça bu kısır döngülerden çıkmamız hiç de kolay değil. Ve bu hata yapma potansiyeli ve korkusu uzun süre devam edecek. Ve ne yazık ki bu medikal hataların ciddi oranda artmasını bir yönüyle kolaylaştırıyor ve biraz evvel de dediğim gibi Amerika'da son yıllardaki istatistiklerde medikal hatalar 3. sırada kalp hastalıkları ve kanserden sonra ve yaklaşık olarak 440 bin civarında ölümden bahsediliyor. Ve bütün bu endişeler, vicdani endişeler de dahil olmak üzere bir hekimde zaman içerisinde tükenmişlik sendromu ortaya çıkartıyor ve gerçekten anksiyete ve kaygı hissi hekimler arasında son derece yaygın. Antidepresan kullanımı, uykusuzluk, meslekten ayrılma, erken emeklilik, yurt dışına gitme, farklı bir yerlere gitme. Herkes farklı bir çözüm yaratmaya çalışıyor böyle bir sorun karşısında. Bütün bunların üzerine son olarak sağlıkta şiddete değinip konuşmamı bitireceğim. Evet, çok uzattım ama yani bunların herkes tarafından değerlendirilmesi lazım. Sağlıkta şiddet çok önemli bir sorun. Giderek artıyor. Burada yönetim ayağı var, toplumsal ayak var, yapısal ayak var, yasal ayak var ve sivil toplum örgütlerinin zayıflatılması gibi bir ayak var. Ve her geçen gün bu liste artıyor. Gerçekten üzgünüz ve öfkeliyiz. Bu insanlar işlerini yaparken hizmet ettikleri ve sağlığa kavuşturmak için emek verdikleri insanlar tarafından öldürüldüler. Öldüler. Ama şiddet hani tek başına sağlık alanında değil. Bakın burada kadın şiddetiyle ilgili nasıl bir grafik olduğunu daha bugünkü gazeteden alıp koydum hemen aceleyle. Şiddet bakın aynı şekilde sağlık alanında da giderek artıyor. 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Yaklaşık olarak ayda 1000 adet kayıtlı şiddet olayı oluyor ve bu giderek artıyor. Bu sizce normal midir? Ve gerçekten burada poliklinikler ve acil servisler, devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri artık birer şiddet mekanı haline geldi. Ve beyaz kota her sene binlerce müracaat oluyor. Bu bir rastlantı mıdır? Bu böyle kendiliğinden olan bir şey midir? Aslında toplumda bir şiddet alt kültürü yaratılmaya çalışıldı ve bu devam ediyor. Devleti yönetenler insani çalışma koşullarından uzak ve zorla çalıştırmakta olduğu hekimi ve sağlık personelini zorla çalıştırmak için bir yöntem olarak sivil halka kendi yaptırım yetkisini devrediyor. Diyor ki hekimi çalıştırabilirsin. Hekimi çalıştırabilirsin. Hekim senin rakibin. Hekim karşı kutuptan ve senin dediklerini yapmak durumunda. Eğer yapmazsa bana haber ver. Vatandaşa muhbir rolü verilerek bu yaptırım yetkisi devredilmiştir. Şiddet buradan başlamaktadır. Şiddetin başlangıcı şikayete teşvik ve muhbirleşmedir. Muhbirleştirmedir. Aslında çok eski tarihi dönemlerden beri kullanılan yöntemlerdir. Köle çalıştırma yöntemi muhbirlik ve böyle bir şiddet alt kültürüyle olur. Ve
Şöyle ya, şunu söylersiniz. Bunu yapmazsan seni cezalandırırım. Bakın Sabin ve Cimer'e yıllık 400 bin tane yazılı şikayet. Bu normal midir sizce? Yani öğretmen öğrenciyi gönderiyor git rapor al diye. İşte herkes hekimden bir şey bekliyor, bana şu ilacı yaz vesaire filan diye. Ve burada bir itibarsızlaştırma kamu yönetimi tarafından da ön planda. Biz bu sözlerin hepsini hatırlıyoruz. Bunların hepsini hatırlıyoruz. Yıllarca bu ve buna benzer sözler tekrar edildi. Bu itibarsızlaştırma artık yani vatandaşın gözünde de çok böyle günlük hayatımıza girmiş durumda. Size başka bir şey söyleyeyim. Bakın devletin, kamu yönetiminin üst kademesindeki yöneticilerin taziye ve başsağlığı mesajlarını Google'dan girin bakın. Yüz binlerce şey çıkıyor ama bunların içerisinde hasta şiddeti sonucu ölen bir doktor veya iş kazası sonrası sağlık emekçisine bir başsağlığı yok. Çok dramatik. Buna bakın. Mesleklere göre iş yerinde yıllık ortalama şiddete uğrama şeysi sağlık hizmetlerinde en fazla. Ve sağlık çalışanı toplum ortalamasının 16 kat fazla şiddete maruz kalıyor. Fakat buna karşılık şöyle bir şey var. Sağlık Bakanlığı genelgesi var. Diyor ki, travmanın medyada yer alan gündem haberleri dahilinde toplumsal krizlere dönüşmesinin önlenmesi nedenleriyle basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılmaması. İhbar niteliği taşıyan bilgilerin sadece adli koruma ve inceleme mercilerine bildirilmesi. Diyor ki bu şiddete uğradığınız zaman diyor sadece adli korumaya bunu söyleyeceksiniz. Başka hiçbir yerle paylaşmayacaksınız diyor. Kapalı kalacak diyor. Burada toplumsal ayak da bunu destekliyor. Nedir toplumsal ayak? Şiddet uygulama eğilimiyle ekonomik gelir düzeyi ve eğitim düzeyi arasında ters orantı çok belirgindir. Bunun bir dolu böyle çalışması var. Ve Türkiye'de bakın gelir düzeyi azalıyor. 2013'ten bu tarafa düzenli olarak gelir düzeyi düşüyor. Ve Türkiye bir asgari ücret ülkesi. Asgari ücretliler gelecek kaygısının bir güne kadar kısaldığı insanlar. Yani bu insanlar ertesi günü nasıl geçireceğinin hesabını ya yapıyor ya yapamıyor. Bu ölçüde yoksulluk çekiyorlar. Ve Türkiye asgari ücret şeysi açısından 74. sırada. Ama bakın asgari ücretle geçinen insan nüfusu %43. Çalışanların %43'ü asgari ücretle çalışıyor ve Avrupa'da ikinci sırada Slovenya'da bu oran %19. Yani Türkiye bir asgari ücret ülkesi ve bu asgari ücret açlık sınırının azıcık üstünde, yoksulluk sınırının da üçte biri. Dolayısıyla çok ciddi bir fakirlik var. Bu fakirlik huzuru etkiliyor. Huzur indeksinde biz 145. sıradayız. Kamu düzeni de etkiliyor. 113 ülkede 106. sıradayız. Hukukun üstünlüğü, insanların güven oranı son derece düşük. Çoğu insanlara güven oranı inanılmaz derecede düşmüş durumda Türkiye'de. Bunun nedeni de ahlak ve etiğin diğer kavramlardan ayrıştırılması. Din ayrı bir şey, ritüelle tanımlanıyor ama ahlak ve etik dinden ayrıştırıldı. Siz o ritüelleri yapıp istediğiniz şekilde ahlaki yahut da etik dışı davranabilirsinize gelen bir ahlak anlayışı da yer aldı. Bu toplumun hem ekonomik hem sosyal hem ahlaki hem moral değerlerinin değişime uğramasıyla da paralel. Sağlık ihtiyacının işte kışkırtılmasını konuştuk. Dünyada en böyle fazla sağlık sistemiyle irtibata geçen ülkeyiz ve burada bir dolu ayrıcalıklar var. Bakın günde 6 milyon işlem yapılıyor sihirli randevu sistemi üzerinde. Her gün her 8 yetişkinden birisi sağlık randevu sistemini tıklıyor.
ve hekime ulaşma kolaylığı bu şekilde son derece dejenere edilmiş durumda ve biraz evvel de dediğim gibi herkes hastaneye yatıyor, herkes ameliyat oluyor, böyle bir dolu bir ondan sonra şey var ve herkes acil servise gidiyor. Bakın acil servise gitme oranları nüfusun ne kadarı bu kadarı. OECD'de ortalama %31, bizde %150. Yani her Türk vatandaşı neredeyse iki defa yılda, 1,5 defa acil servisin kapısından bir geçiyor. Çok kışkırtılmış bir sistem. Düzenlemeler yetersiz. Evet, bir sağlıkta şiddet yasası çıktı ama son derece yetersiz. Önleyici değil, cezalandırıcı. Yani proaktif, yasal bir üretim yapmıyor Türkiye'de yasama. Olay olduktan sonra işte bir ceza veririz ya nasıl olsa deyip ondan sonra da ne olacak bakıyoruz. Ve nihayet sivil toplum örgütlerinin zayıflatılması. TTB ve tabip odaları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kuruluşları sağlık alanında uzmanlaşmış örgütlerdir. Biz bunu pandemi döneminde gördük. Doğruları TTB söyledi, tabip odaları söyledi. Depremde ve çevre sorunlarında bu hep görüldü. Ama bakın sağlık sistemindeki şehir hastanelerinin durumuna kadar pek çok konuda kamuoyuyla paylaşılan görüşler hep doğru çıkmış ve haklılık göstermiştir. Ama buna karşılık örneğin pandemi gibi toplumu her yönüyle etkileyen bir süreçte bilim kurullarından, il pandemi kurullarından, il hıstasa kurullarına kadar bu kurumlar davet edilmemişlerdir. Ve dolayısıyla ortaya çıkan hataları ve bu hataların faturasını tüm toplum çekmiştir. Ve bu örgütler zayıflatılmaya çalışılmıştır. Yani ortalama her 25 günde bir ülke nüfusu kadar hastanın sağlık sistemine girip çıktığı, ondan sonra son 10 yılda 100 binden fazla sağlıkta şiddet olgusunun kayıt altına alındığı bir ülkede, her gün ortalama 40 en az sağlıkta şiddet olayının olduğu bir ülkede her şey normal midir? Ve buna karşılık Türk Tabipler Birliği hedeftedir. Niye hedeftedir? Bakın bu bir bağımsız kurumun yaptığı güvenlik çalışmasıdır. Bu yeni bir çalışma. Araştırmaya göre halk Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis Mimarlar Odası'na Cumhurbaşkanlığından daha çok güveniyor. Oranlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu şiddetin içerisinde pek çok faktör var, pek çok yönü var. Dolayısıyla çok yönlü, ciddi, yaygın ve derin toplumsal bir sorundur ve bu bir alt kültür haline gelmiştir. Topyekün şiddet eğiliminin bir bölümüdür. Yönetsel, siyasi, ekonomik, ahlaki, moral birçok yönü vardır. Ve buralarda topyekün bir düzelme süreciyle bu önlenebilir ve bu konuda hekim ve sağlık çalışanlarına, onların örgütlerine kulak verilmelidir. Dolayısıyla biz kimizden başlayıp sağlıkta şiddete kadar şöyle bir özetleme yaptık. Hayatımız nasıl geçiyor diye. Ve gerçekten daha sağlıklı ve adaletli bir toplum için bunları düzeltmek çok zor değil. Çok hızlı bir şekilde bunlar düzeltilir. Ama gerçekten bunu bilen ve düzeltecek olan kurumlara ve kurumsal davranışlara, tavırlara daha fazla kulak verilmek zorunluluğu vardır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok uzun bir konuşma olduğunun da farkındayım. Ama görüldüğü gibi bu konuda biz çok dertliyiz. Ve dertlerimizi paylaşan bütün arkadaşlarımıza ben burada teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Şeyden çıkayım. Gösteriyi bitireyim. Hep beraber. Görünelim. Evet, sevgili Süleyman Hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok değerli toplu konuyu bir bütünlük içinde aktardınız. Hiç de öyle bize uzunmuş gibi gelmedi. Gayet keyifle, gayet böyle tabii sıkıntıyla ama
Pür dikkat ekranın başından ayrılmadan izledik. Umarım ki diğer izleyiciler de benim gibi düşünüyorlar. Şimdi tabii konuşulacak çok konu var. Gerçekten şu yaşadığımız süreçte sizin de çok güzel vurguladığınız gibi sağlık çalışanları, hekimler artık tükenme noktasındalar. Bir yandan bu neoliberal politikaların sağlığı bir ticaret haline getirmesi, sağlığı alınan satılan bir meta haline getirmesi ve bundan dolayı da işte müşteri memnuniyetini, hasta mutluluğunu çok daha ön planda tutmaya çalışması, giderek artan malpractice süreçleri, hepsi üzerimizdeki o baskıyı her geçen gün daha da artırıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. İzleyicilerimizden soruları olan meslektaşlarımız olacaktır. Siz onları değerlendirirsiniz. Kemal Arı hocam söz istedi galiba. Bir el gördüm ama. Hocam teşekkür ediyorum. Aslında ben soru sormak değil de gerçekten çok etkileyici bir program oldu. Tebrik ediyorum. Bu güzel sunumunuzdan dolayı bunu söyleme ihtiyacı duydum. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Burada bazı sorular var hocam, siz de görüyorsunuzdur belki. Ben görmeye çalışıyorum ama siz gördüklerinizi bir yandan şey yapabilirsiniz. Çünkü ben bütün iyi dilekler ve teşekkürlere mukabele etmek isterim. Bütün teşekkür eden arkadaşlarıma sağ olun diyorum. Bir evet. Soru var, ben isterseniz size buradan okuyayım. Durumu çok net ortaya koydunuz. Elinize sağlık. Bu noktaya gelinmesinde hekimlerin katkısı var mı? Bundan sonra bu noktadan çıkışta ne yapılabilir? Tabipler meslek örgütlerine belki de tek çıkış olan DTB'ye ne kadar sahip çıkıyorlar? Biraz herhalde iğne çuvaldız meselesi. Evet. Yani bizler peki bu süreçte ne kadar dahlimiz var onu öğrenmek istemiş meslektaşımız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu aslında çok can alıcı bir soru. Tabii çok uzun, bunun üzerine konuşulabilir ama ben birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Bir kere Türk Tabipler Birliği bir kamu kurumu, anayasal bir kurum. Yani hekim odaları ve Türk Tabipler Birliği bu anlamda hekimlerin tek meslek kuruluşu. Ve bu meslek kuruluşuna bütün hekimlerin aslında üye olması ve bu kuruluşlara, bu kurumlara destek olması gerekir. Fakat tabii bu tür kuruluşlara, seçimle yönetimi gelen kuruluşlara birçok kamu yönetimi sıcak bakmıyor. Çünkü bu kuruluşlar son pandemi döneminde de olduğu gibi edindikleri bilgileri doğru olarak toplumla paylaşmaya çalışıyorlar. Ve bu bilgilerin bir kısmı aslında kamu yönetiminin işine gelmeyebiliyor. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği yöneticilerin her zaman hedefinde oluyor ve o nedenle de örneğin aslında hekimlerin mecburen üye olmaları gerekirken bu mecburiyeti kaldırıyor. Bazı işte geçmişteki yönetimler de bunu yaptılar. Ama buna rağmen hekimlerin tabip odasına destek olması gerekir. Oraya üye olması gerekir ve tabip odalarının bünyesinde görev almaları, emek vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Ha, bütün bunlar düzelir mi? Bütün bunların düzelmesi aslında çok kolay. Çok kolay. Yani tabii ki zaman alacaktır. Elbette ki zor olacaktır. Yani bu zaman nedeniyle ama yani hekim kuruluşları, hekimler biz bütün bu sorunların nasıl düzeltileceğini
gayet iyi biliyoruz. Yeter ki bunları uygulamaya koyacak bir yönetim, bir kamu yönetimi olsun. Bu her zaman anlatılacak, her zaman söylenecek ve bu söylemlerin aslında bütün yöneticiler nezdinde de çok önemli, dikkatle izlendiğini biliyoruz. Bu böyle olmasa zaten TTB'yi kapatalım yahut da tabipler odalarını kapatalım demezler. O istatistikleri onlar da görüyorlar ve bu pandemi döneminde Türk Tabipler Birliği ve Mühendis Mimarlar Odaları bu depremler nedeniyle ve diğer yönlerden yaptıkları açıklamalar nedeniyle pek çok kamu kurumundan çok daha güvenilir düzeylere ulaştılar. Bu zaten böyleydi ama pandemi döneminde bu çok daha görünür hale geldi. Çünkü doğruları söyledik, doğruları paylaştık ve her zaman yöneticileri doğru yönde hareket etmeye davet ettik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle bunları düzeltmek çok öyle zor değil. Zaman ister belki. Hani var ya imkansız diye bir şey yoktur. Zaman gerekir. Bu da öyle. Evet. Başka soru ben göremiyorum ama söz almak isteyen ya da katkı. Evet, bir soru var. Herhalde bir soru geldi. Defansif tıpla ilgili. Evet. Hadi onun sorunu çöz. Ben de kim profili yani? Evet. Ya hekimlik Türkiye'de ölüyor mu? Hayır. Yani hekimlik Türkiye'de ölmüyor. Hekimlik Türkiye'de ölmüyor. Hekimlik dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman ölmez. Çünkü hekimlik ilk insanla beraber, hani diyelim ki ismi Adem'di veya neydiyse, ayağına taş çarptığı zaman ilk insan onun için bir şey yaptı. İşte yani hekimlik oradan başlıyor aslında ve hiç bitmeyecek. Öyle bir şey yok. Sadece kötü yönetim var. Kötü yönetim var. Biz bunu pandemi döneminde de gördük. Dolayısıyla bu kötü yönetimin bir takım böyle günlük sonuçları var. Performans sistemi yahut da işte defansif hekimlik. Bütün bunlar bir sistemin sonucu. Ben bunu işte oradaki kısır döngülerle anlatmaya çalıştım. Defansif hekimlik bir sonuçtur. Yani hekimin çaresizliğidir defansif hekimlik. Yani siz 100 tane hasta bakacaksınız. Her dakika başına işte veya 3 dakikada 5 dakikada bir hasta bakacaksınız. Ve bunu hatasız yapacaksınız. Sıfır hatayla yapacaksınız. Hata yaparsanız önünüze hemen bir malpraktis şeysi dikiliyor ve anormal rakamlarla bunlar konuşuluyor. Anormal rakamlarla konuşuluyor. Benim baktığım dosyalar var maalesef. Yani o gün hekim 120 tane hasta bakmış, hastalardan bir tanesini atlamış, o hasta tümör çıkmış ve milyonlarca lira tazminata mahkum ediliyor. Ya böyle bir durum nedeniyle elbette hekim önüne gelen hasta ne istiyorsa bir hasta tatminatından onu yapıyor. Bana şu ilacı yaz, bana bu raporu yaz. Yani böyle bir hekimlik tabii olmaması lazım ama bunların hepsi sonuç. Bunlar aslında çok kolay düzeltilebilecek süreçlerdir. Ama ne yazık ki dediğim gibi sağlıkta dönüşüm programı sistemi doğrudan doğruya liberal bir yapıya oturtmaya yönelik idi. İşletmeler, ya yani hastaneler işletme halini aldı. Üniversite hastaneleri de öyle. Bütün hastaneler öyle. Yani özel hastaneler değil sadece. Devlet hastaneleri de öyle. Yöneticiler CEO, bir şirket yöneticisi gibi davranıyorlar. İşte bunu alsak daha karlı, onu yaparsak daha zararlı filan hesabındalar. Hekim bant işçisi durumunda, tabii hasta da müşteri durumunda. Dolayısıyla bu sistem maalesef bir sonuç. Bunu geriye çevirmek çok zor değil. Bu yapılır. Hocam bir soru daha vardı. Çözüm halk sağlığı uzmanlarının yönetime gelmesi mi gibi yanlış şey. Tabii halk sağlığı uzmanlığı gerçekten bu konuda
özel eğitim alan arkadaşlarımızın çok değerli birikimleriyle oluşuyor. Yani halk sağlığını ben de çok önemserim. Hatta ben göz hekimi, göz ihtisasına başlamadan evvel Hacettepe'nin toplum hekimliğiydi o zaman. Sınavına girip kazanmıştım ama sonra olmadı bir türlü. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nitekim, bakın artık bundan sonra bu pandemi bitecektir belki günün birinde ama başka pandemilerle karşılaşacağız. Yani biz şu anda yaşadığımız deneyimi o kadar iyi değerlendirmeliyiz ki önümüze çıkacak yeni pandemilerde bu birikimi kullanmak durumundayız. Ve bu konuda halk sağlığı uzmanları, epidemiologlar, bütün bu konuları çok iyi bilen arkadaşlarımızın birikimlerine ve bilgisine çok fazla ihtiyacımız var. Ben şimdiki yeni çıktı Kaya Hampala ve neydi o? Osman Elbek. Evet, Osman arkadaşımızın yazdığı kitap dün değil evvelsi gün çıktı piyasaya. Ben de hemen alıp okumaya başladım. O kadar ciddi bir birikim var ki inanamazsınız. Yani bırakın Türkiye'yi yönetmek, oradaki insanları dünyayı verseniz yönetirler. Dünya Sağlık Teşkilatı'nı Türkiye'deki oradaki 10 tane arkadaşımıza bağlayın. İnanılmaz bir şekilde yönetirler, ben size söyleyeyim. Böyle bir birikim var Türkiye'de ve o nedenle her türlü zorluğa rağmen dik duracağız. Ve bunları değiştireceğiz. Değiştireceğiz. O nedenle hekimlik bitmiyor. Halk sağlığı uzmanlarımız, epidemiologlarımız, bunlar bu arkadaşlarımızın birikimi son derece değerli. Dediğim gibi bunlar dünyayı yönetirler. Yani Türkiye'yi değil sadece. Evet. Başka soru ben. Eriş Bileloğlu söz istiyor. Ankara'dan. Sesini açabilir miyiz? Teşekkürler. Ya yazmaya üşendim demeyeceğim ama sunu için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yazarsam tam ifade edemeyebilirim endişesiyle sözlü olarak soruyu yöneltmek istedim. Pandemi süreci acaba Türkiye için tabii gözlemleriniz önemli ama dünya ölçeğinde de olabilir. Hekimlerin hekimlikle olan ilişkisini her neyse arttırdı mı yoksa mesafeyi daha da açtı mı? Benzer biçimde toplumla sağlıkçıların ya da hekimlerin arasındaki mesafe de bir azalma ya da artış, buna ilişkin bir gözleminiz var mı? Çünkü hekimlik nereye gidiyor meselesiyle biraz da irtibatlı. Kaldı ki başta da sunuda da vardı. Hani teletıp, yapay zeka gibi aslında birçok şey ister istemez hekimliğin toplam felsefesinde de bir değişikliği zorlamaya aday gibi gözüküyor. Hani zorlayacak hakkında da söyleyeyim ama aday gibi gözüküyor. Dolayısıyla hem hekimliğin o yeminde ifade edilen felsefesindeki değişime dair ne diyebiliriz? Tabii ki bir tahmin, kestirimde bulunma anlamında. Ama pandemi nasıl bir etkide bulundu hekimlerin? Pandemi sürecince önce toplumla hekim arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği hakkında bir fikrimi söyleyeyim. Bu tabii gözlem. Yani bu bir ankete veya işte bir bilimsel akademik çalışmaya dayalı bir şey değil ama yani bu yönde bir takım çalışmalar yapıldığını da biliyorum. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bunların sonuçları gözümüzün önüne çıkacaktır. Ama gözlemlerime göre şunu söyleyebilirim. Toplumun çok önemli bir kısmı sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu ve bu sağlık hizmetinin içerisinde sadece hekim değil, hekimler tabii ön planda ama artı hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin, yani bir ambulans sürücüsünün, ambulanstaki bir teknisyen arkadaşımızın, bütün bunların, bu emek veren insanların ne kadar önemli olduğunu bence toplumun büyük bir kısmı
anladı diye düşünüyorum. Yani daha fazla anladı diye düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki ya şiddet devam etti. O konuda benim düşüncem şiddet bir alt kültür haline aldı. Yani siyaset tarafından bu böyle desteklendi, toplumun altyapısı buna müsaitti. Şiddet azalmadı. Yani ya hekimler çok çalıştılar, çok emek verdiler, bak bu kadar insan kurdurdu, şey yaptılar, onlara şiddet göstermeyelim gibi bir şey aslında olmadı. Çünkü o şiddet ayrı bir alt kültür. Ama toplumun çok büyük bir kısmı yoğunlukla bence hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu ve gerçekten burada verdikleri emeği takdir ettiler. Ben görebildiğim kadarıyla bunu algıladım. Buna karşılık hekimler olaya nasıl baktılar? Hekimler olaya çok uzun süre gerçekten idealist ölçülerde baktılar. Zaten tükenme sendromunun, tükenmişlik sendromunun birinci basamağı idealizm. Ya biz bunu aşarız, biz bunu aşacağız. Zaten o süreç tükenmeyi de belki birazcık hızlandırıyor. Ve gerçekten pek çok genç arkadaşım, bu konuda emek veren asistanlar, uzmanlar, halk sağlığı uzmanları, mikrobiyologlar deli gibi çalıştılar. Hatta bizim mikrobiyoloji hocalarından birisiyle konuşurken bana dedi ki ya dedi bizim dedi birinci sene asistanları PCR bakmak dışında dedi bir şey öğrenmediler. Bir tek dedi PCR bakmayı biliyorlar. Çünkü 24 saat nöbetleşe PCR baktılar. Yani bunun ne kadar büyük bir emek olduğunu ve ne kadar büyük bir fedakarlık gerektirdiğini hekimler kendi içlerinde gerçekten algıladılar ve bu yönde devam ettiler. Çok ciddi fedakarlıklar yapıldı. Bunların görünmeyen tarafları da var. Birçok asistan COVID kliniklerinde görevlendirildiği için kendi dalında mesela bir senesini yitirdi. Bir senesini yitirdi. Yani diyelim ki benim asistanım işte göz ameliyatı yapacaktı. Kıdemli şu ameliyatları yapacak. Bir senedir yapamadı. Eğitimi çok ciddi eksik kaldı. Dolayısıyla bütün bunları hekim kitlesi sineye çekti. Bu inanılmaz büyük bir fedakarlıktır diye düşünüyorum. Başta da halk sağlığı uzmanlarımız, mikrobiyologlarımız, acil servis, göğüs hastalıkları uzmanlarımız, gerçekten nörologlarımız, yani bütün uzmanlık dalları kendine düşen alanlarda, ha aile hekimlerimiz, onları çok ayrı bir yerde konumlandırmamız lazım. Onlar da gerçekten burada bütün sahadaki yükü hiç sesleri çıkmadan kaldırdılar. Elbette ki şikayetler oldu, elbette ki tükenmişlikler oldu, elbette ki bir takım sorunlar yaşandı. Ama böyle bir yönetime rağmen size maskeyi yetiştiremeyen, size aşıyı yetiştiremeyen, size bir program yapamayan bir yönetimle kendi başınıza toplumun sorununu çözmeye çalışan bir hekim kitlesi olarak gösterilen fedakarlığın çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve bunu da bütün hekim kitlesinin algıladığını düşünüyorum. Bu tarihe geçecek bir süreçtir diye düşünüyorum. Bunu tarih, tıp tarihinin hem dünyada hem Türkiye'de çok özenle böyle yazıp camekanın içerisine koyması gereken bir dönem diye düşünüyorum. Eriş'in belki bu konuda bir ekleyeceği ya da bir görüşü var mı? Sorunun ötesinde. Sesi mi kapalı acaba? Ben Eriş göremiyorum. Sesi kapalı. Açabilir miyiz? Hocam açtım ama Eriş Bey açmasını bekliyorum. Teşekkürler. Ya şimdi açıldı ama uzatmayayım ben. Ama kabaca katılıyorum hani söylenenlere.
ancak hani bizim tıp odaları olarak, hekimler olarak hekimlik nereye gidiyor ve olası değişiklikler konusunda işin felsefesine yönelik de bir tartışma yürütüyor olmamız çok kıymetli. Çünkü hekimlik andı diye söylediğimiz Cenevre Sözleşmesi ile içinde yaşadığımız düzenin diyelim, yani o liberal, neoliberal sistemin aslında felsefesi çok uyuşan şeyler değil. Ve bu gerilim çok zorlayıcı bir şey. Buradan çıkabilmek ve hekimliğin gerçekten kendi köklü, kadim şeylerine sahip çıkabilmesi için ciddi bir tartışmayı ve şeyi sürdürmemiz lazım. Donanımı sürdürmemiz lazım. Çünkü artan hekim sayıları, niteliği zorlayan hekim üretim meselesi Türkiye özelinde söylersek, bu aktarımı da ve bu felsefenin kuvvetlendirilmesinde çok zayıflatan olumsuz etkenler. Ama bu toplantının gündemi değil. Ama yani 124 tıp fakültesi, şu anda 175 bin en son bakanın verdiği rakam, hekimin olduğu bir ortamdayız. Hakikaten nereye gidiyor Türkiye ölçeğinde de tartışmak lazım. Bu anlamda pandemi seyrine ilişkin, pandemide hekimlerin, sağlıkçıların tutumlarına ilişkin Ateş ve İhanet kitabını da ben öneririm. Ali Ergur ve arkadaşlarının hazırladığı bir kitap. Hekimlerin bu süreçteki tutumlarını da değerlendiriyor. Hoş bir kitap, evet. Yani hoş dediğim, okunmasına yarar var. Teşekkürler. Sevgili Eriş'e teşekkür ediyorum. Tabii ben burada o konuya algoritmalarla birazcık değindim. Çünkü hekimlik inisiyatifi algoritmalar, hele de FDA gibi bir takım onam kurumlarının yarattığı algoritmalarla adeta dar bir patikanın içerisinde yürüyen bir mesleğe dönüştürülmek durumunda. Eğer o algoritmaya uymazsanız sorun yaşayabilirsiniz gibi bir yere gidiliyor. Ama bütün bunlara rağmen görüldüğü gibi usta çırak ilişkisi bugün dahi devam ediyor. Bütün tele tıbba rağmen, elektronik tıbba rağmen. O konuda da felsefi olarak hani dediğin için değineyim. Uzaktan tıp dediğimiz şey ve bunun içerisinde yapay zekanın kullanımı ve belki de robotik cerrahi ve bir takım bu tür uygulamalar bence önümüzdeki 30 yılın yani 2050 yılına kadarki dönemi görebiliyoruz biraz. Kaçınılmaz gelişmeleri olacak. Ama bu hekimliğin ortadan kalkması vesaire filan değil. Tam tersine bütün bunlar hekimlerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak enstrümanlar haline gelecek. Hekimin yerini bir makina, bir yapay zeka veya buna benzer bir şeyin alacağını hiç düşünmüyorum. Bunlar birer enstrümandır ve nihayetinde hekim yine inisiyatif kullanacaktır diye düşünüyorum. Ama dünyada sağlık ihtiyacı o kadar artacak ki, çok küçük bir örnek vereyim. 2050 yılında 650 milyon civarında katarak ameliyatı gerekecek. Katarak ameliyatı bekleyen insan olacak. Böyle bir cerrahi hacmi karşılamak mümkün değil. Karşılamak mümkün değil çünkü 2050 yılında yaklaşık olarak 515 bin civarında göz hekimi olacak. Bu göz hekimiyle bu kadar büyük, hani çok basit bir örnek veriyorum, karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla tıp o kadar ayrıntılı manipülasyonlar, o kadar ayrıntılı tedavi metotları falan geliştirdi ki bunları, uygulamanın bir kısmını hekimlerin yönlendirdiği bir takım robotlar veya işte yapay zekaların getirdiği bir takım değerlendirme yöntemleriyle çok hızlı bir şekilde yapmak zorunda kalacağız. Yoksa insanlar sağlık hizmetine yeterince ulaşamayacaklar. 600 milyon tane kataraktı ameliyat edemeyiz. Yani insan olarak bugünkü teknolojiyle. Örnek verdim kendi branşımdan olduğu için. Her branştan buna benzer bir dolu örnekler verilebilir. Evet. Başka soru? Evet.
Ben soru göremiyorum. Evet. İlginç bir soru var. Bizim hocam çocuk... Radik Maden. Hocam cevap vermek... Bu tıp yazsın mı sorusu mu? Evet. Evet. Aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Tabii tıp yazsın. Tıp yazsın. Yani tıp, hekimlik dünyanın dediğim gibi ilk insandan bu tarafa olan bir eylem, bir etkinlik. Hekimlik bir işte meslek değil aslında bence. Hayatın tam kendisi. Dediğim gibi ilk insanın ayağına taş çarptı ve ona bir şey yaptı. Yani kanadığı zaman bir oradan yaprak buldu, yapıştırdı filan. Yani hekimlik çok eski. Ve hekimliğin hani ortadan kalkması, işte yok işte teletıp olması, yapay zeka filan, bunların hepsi enstrüman. Gerçekten bir yaşam biçimi olarak eğer çocuğunuzun buna yatkın olduğunu, bunu kaldırabileceğini, bunu götürebileceğini düşünüyorsanız bence dünyadaki en iyi meslektir, en iyi yaşam tarzıdır diyebilirim. Yaşam tarzı. Yani çocuk bunu bir yaşam tarzı olarak düşünürse evet, yani yazsın. Sesiniz kapalı sevgili Lütfi Ses. Merhabalar Süleyman Bey, ben bir şey soracaktım size. Bu konuda biliyorsunuz bazı insanlar diyorlar ki insanların tam tersine daha da az yaşasın. 7 milyardan atıyorum 2 milyar olsun. Yani bu tür konular aslında bizim de önemimizi genel olarak da azalacaktır diye diyorlar ve bu pandemi değil plandemi, yani özellikle planlanan bazı şeyler olduğunu söylüyorlar. Bu konuda sizin değerli düşüncenizi almak isterdim. Yani bu virüsün bir laboratuvar virüsü olup özellikle üretilip ortalığa salındığına ilişkin spekülatif düşünceler ve buradan hareketle de işte bir takım böyle zengin insanların dünya nüfusunu planlama yönündeki düşüncelerini aslında soruyorsunuz. Ya ben bunlara inanmıyorum. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu tür virüsler üzerinde laboratuvarda çalışılıyor olabilir. Çalışılmakta da ve çalışılacak da. Ama yani bunun bir savaş aracı veya nüfusu kontrol etme aracı olarak ortaya atılmış olacağını ben tahayyül edemiyorum. Böyle bir şeyin spekülasyon olduğunu, kafaları karıştıracak bir işte bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Nüfus konusuna gelince de şunu söyleyeyim. Dünya nüfusu zaten 10-10,5 milyarı falan bulduktan sonra artmayacak. Yani nüfus üzerine çalışan bilim adamları işte 9-10-11 milyon civarından sonra nüfus artışının çok yavaşlayacağını ve hatta azalacağını söylüyorlar. Örneğin Türkiye'nin yaklaşık olarak böyle bir 100-110 milyon, 100 milyonu birazcık geçtikten sonra nüfusunun mesela artmayacağı yönünde hesaplamalar var. Dolayısıyla bence bu tür bir nüfus planlamasını bu yollarla yapmak çok mümkün görünmüyor. Bu yani bir bilgi kirliliğidir diye düşünüyorum. Evet. Benim kişisel düşüncem böyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam bu güzel sunumunuz için. Gerçekten çok farklı yönleriyle geniş bir konuyu çok detaylı bir şekilde bizlere aktardınız. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yani tüm izleyiciler adına, yönetimimiz adına. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve 14 Mart'ta Tabip Odamızı izlemeye devam edin. Etkinliklerimizi, bir takım açılışlarımızı, bir takım kültürel faaliyetlerimizi izleyin. Odamızın sosyal medyasından, web sayfasından bunlar yayınlanıyor. Birlikte 14 Mart'ı hem bir bayram
hem bir mücadele haftası olarak kutlayalım. Bu pandeminin birinci yılında doğruları söylemeye, doğrunun yanında durmaya devam edelim. Tekrar herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Hepimize aydınlık günler diliyorum. Çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Reyhan Hocam, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok güzel hazırlanmış bir çalışmaydı. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum Süleyman'cığım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Süleyman'cığım çok teşekkürler. Çok faydalandık. Sağ ol.